Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere güzel bir modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklayarak tümünü seçerseniz paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben ara kısmını yaparak hazırladım arkadaşlar. Modelim ile ara kısmı arasında da 5 tane zürafam var. Onu da yaparak hazırladım. Şimdi hemen modelimizin ortasını oluşturmaya başlayalım. Hemen bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte bir yuva yaptım. Şimdi yuvamın içine batıp buradan geri dönüyorum. Buraya pırpır yapmaya başlıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. Üç oldu. Dört. Beş. Toplamda buraya 9 tane pırpır yapacağız. Altı. 3 tane daha yapacağız buraya. 7 8 Hemen bir tane daha yapıyorum. 9 Bu şekilde buraya 9 tane pırpırımı yapmış oldum. Şimdi bir sonraki zürafaya batarak hemen buraya zürafamı yapıyorum. Arasında 5 tane zürafa bıraktığım için diğer tarafında da 5 tane zürafa bırakacağım. Dört ve beş. Altıncı zürafamı yapıyorum. Son yaptığım zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Geri dönerken zürafa yaparak dönüyorum. Dilerseniz zürafa yapmadan da dönebilirsiniz. Hemen bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağı iniyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafaya batarak buradan geri dönüyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buradan aşağıya indim. Bu şekilde ara kısımda fil dişi çalıştık arkadaşlar. Diğer fil dişlerini de yapıp
tamamlayacağım. Ara kısmını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Ben arasına 7 tane fil dişi çalıştım. Dilerseniz 9 veya dilerseniz 5 de çalışabilirsiniz. Bu ara mesafesini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi uyamın ters yüzünü çeviriyorum. Hemen baştaki pırpırıma batarak buraya düğümümü atıyorum. Buraya tek düğüm attım. Çünkü daha sonra üzerine ipimi kesmeden bir düğüm daha atacağım. Bundan dolayı da sökülme olmayacak arkadaşlar. Şimdi her bir pırpırımın içine batıp üzerine zürafa yapıyorum. Dokuz tane pırpırımız vardı. Üzerine 8 tane zürafa yapıyoruz. Bu şekilde her bir pırpırımın içine batarak üzerine zürafa yapmış oldum. Şimdi oyamın düz yüzünü çeviriyorum. Baştaki zürafaya batarak buraya bir zürafa yapıyorum. Sırasıyla her bir zürafanın içine batıp yine zürafa yapmaya devam ediyorum. Sondaki zürafama baktım. Hemen en sondaki pırpırıma batarak buraya zürafa yapıyorum. Bu şekilde zürafa sayım 9 oldu. 3, 6 ve 9. Şimdi burada ipimi bir kenara koyuyorum. Hemen iğneme başka renk bir ip alarak şimdi ortalarını oluşturacağız. Hemen ikinci zürafama batıyorum arkadaşlar. İpimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koydum. Bu şekilde buraya düğümümü attım. Buraya 3 tane pırpır yapacağız. Pırpırlarımızı oldukça küçük yapıyoruz. 1 2 hemen bir tane daha yapıyorum. Ve 3. En son yapmış olduğum pırpırdan başlayarak sırasıyla pırpırlarımı iğnemin üzerine alıyorum. Hepsini birleştirerek buraya düğüm atıyorum. Hemen iplerimi kestim.
Bu şekilde aralarında birer tane zürafa bırakarak tamamlayacağım arkadaşlar. Diğerlerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. 4 tane üzerine sığdı. Aralarında da birer tane zürafamız kaldı. Kenara bırakmış olduğum ipimi hemen alarak buradan devam ediyorum. Hemen baştaki zürafaya batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Aradaki boş olan zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Hemen araya batıyorum. İkinci yuvamı oluşturuyorum. Yuvalarımı oluştururken eşit olmasına ve yapmış olduğumuz bu pırpırların üzerinde olmasına dikkat ediyorum. Hemen bir sonraki boş olan zürafaya battım. Sondaki zürafayı batıyorum. Bu şekilde 4 tane yuva oluşturmuş oldum. Şimdi oyamın düz yüzünü tekrar çevirdim. Hemen oluşturmuş olduğum yuvaya batarak bir geçiş yapıyorum. Ve buraya sık iğne yapmaya başlıyorum. İki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 bir tane daha sıkıştıracağım ve 13. Bu şekilde buraya sık iğnemi yapmış oldum. Yuvanızın büyüklüğüne göre bu sayı değişebilir arkadaşlar, ama yuvalarınızı ne kadar eşit yaparsanız sık iğne sayısı da eşit olacağından daha muntazam bir görüntü elde edersiniz. Hemen bir sonraki yuvaya batarak bu şekilde geçişimi yaptım. Tekrar buraya sık iğnemi yapmaya devam edeceğim. Diğerlerini de yapıp tamamlayacağım. Diğer yuvaların sık iğnelerini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Her bir yuvanın içinde 13 tane sık iğne sığdı benimkisinde. Sonuncusunu yaptıktan sonra da zürafamın içine batarak buraya düğümümü attım ve ipimi kopardım. Yine ara kısımlarına da modelimdekini uygulayarak tamamladım. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.